Üçüncü kısımdayız. Ne var hocam kazanımlarımızda? Eşeysel bezler, timüs ve epifiz bezi. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Eşeysel bezler karma bez sınıfına girebilir. Neden derseniz, testisler hem sperm üretir hem de hormon üretir. Ya da yumurtalıklar hem yumurta üretir hem de hormon üretir. Yani kanala ve kana salgı yapar. Bu sayede karma bez ünvanına sahip olurlar. Şimdi testis kanala, sperm kana testosteron salgılarken ovaryum kanala yumurta, kana östrojen ve progesteron salgılar dedik. Burada bunu bitirmemiz lazım çünkü burası üreme sisteminde detaylandıracağımız şey. O yüzden çok da böyle kafanızı kurcalamasın. Timüsten bahsederken hep şunu söyleriz. Belli bir yaşa kadar aktif olan, belli bir yaştan sonra gerileyen yapıdır. Timüs şu bölgede sternum dediğimiz kemiğin arkasında bulunan ve gerçekten bağışıklık sistemiyle çok yakından ilişkili ve 20'li yaşlardan sonra gerileyen bir yapı ve timozin salgılıyor. T lenfositlerin, bizim savunma sistemimizin en kaliteli hücrelerimiz. T lenfositler gitti mi çok sıkıntı oluyor. Onların olgunlaşmasını sağlıyor. Yaş ilerledikçe küçülür dedik. Epifiz bezi melatonin salgılar. Bakın melanin değil, melatonin salgılar. Ve melatonin biyolojik saati düzenler. Epifiz, hipofiz, hipotalamus, talamus, bu tarz yapıların görevleri tam oturmalı arkadaşlar. Çünkü bunlardan bir tane böyle çekip soruyorlar. Ve epifizi şöyle öğrenmiştik hatırlarsanız. Beynin ön beyin kısmının ara beyin bölgesinde talamus, hipotalamus ve epitalamus beraber vardı. İşte o epitalamus epifiz bezidir. Tamam mı? Pineal bez olarak da geçer. Bu bezin gece melatonin salgıladığını biliyoruz karanlıkta. O yüzden yattığınız odanın ışık geçirmiyor olması lazım. Mümkünse ışıksız olması lazım ki melatonin sizin dokularınızın yenilenmesini sağlayan hormondur. O yüzden gençlik hormonu olarak da adlandırılır melatoninin kendisi. Karanlıkta salgılanır. Işık varsa, göz kapaklarınızın içerisine ışık giriyorsa salgılanmaz ya da yetersiz salgılanır. Bu da sabahları yorgun uyanmanıza neden olur. Peki, yatmadan önce telefonun ışığına da maruz kalmayın. Çünkü o çok güçlü ışık bu hormonun salgılanmasını maalesef azaltıyor. Evet, geldim checkpoint'e. Zaten bu videonun amacı checkpoint ve soru çözümüydü. Nedir hocam? Sondan başa doğru gidelim. Epifiz bezi, melatonin salgılar beynin ara beyin bölgesinde bulunur. Timüs, T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlar ve belli bir yaştan sonra geriler. Eşeysel bezler, üreme gelişme sisteminde detaylanacak karma bezlerdir. İşte testis. Mesela testosteron üretir, sperm üretir, yumurtalık, yumurta üretir, östrojen, progesteron üretir şeklinde. Pankreastan bahsederken tip 1, tip 2 diyabet ayrımına dikkat edeceğiz demiştik. İkisindeki mantık farklı demiştik. Tip 1'de insülin yok, tip 2'de insülin duyarsızlığı var. Tip 1'de otoimmün, genetik geçişli bir hastalık, pankreasınızın ada hücrelerinde insülin üreten hücrelere saldıran otoimmünlerimiz, otoantikorlarımız var demiştik. Peki glukagon ve insülin nereden salgılanır? Langerhans adacıklarındaki alfa hücreleri glukagon, beta hücreleri insülin salgılar. İnsülin kan şekerini normale düşürürken glukagon normale yükseltir ifadesini kullanmıştık. İnsülin anabolizan bir hormondur, protein ve yağ sentezini arttırır. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden eşeysel hormonlar, kortizol, mineralokortikoid denilen aldosteron salgılanır demiştik. Ve her birinin bir görevi, bir işlevi var tabii ki. Kortizol, kan şekerini arttırır vurgusu yapmıştık. Amino asitleri glikoza çevirerek bağışıklık sistemini baskılar, kemikleri zayıflatır demiştik. Kortizol orantısız yağlanmaya neden olur vesaire vesaire. Ama neden var, neden önemli? Uzun süreli stresle baş etmenizi sağlar. Kortizolün gün içerisindeki salgısı değişkendir. Hani bunlar sirkadyen ritim gösterir. Biyolojik saati uyar aslında. Melatonin biyolojik saatle ilişkilendirilir ama. Özellikle işte ne der? Menstruasyon döngüsü. Bir döngü, bir zaman, bir aralık. Buna melatoninle ilişkilendirin lütfen.
Peki aldosteron için ne demiştik? Sodyum ve klor. Sodyum klor emilimi potasyumun atılmasını sağlar. Sodyum ve klor aşırı artarsa, yani sodyum artarsa su artar. Dolayısıyla kan basıncınız artar. Ama sodyum normalden az olursa o zaman kan basıncınız azalır demiştik. İşte o da nerede karşımıza çıkıyor? Normalden az salgılanırsa sodyum azalır ve kişide kan basıncı düşer Addison hastalığında. Adrenalin, noradrenalin mantığı adrenal bezin medulla kısmından gelir, salgılanır. Burayı hormon değil sinir uyarır. Çünkü acil uyarılması gerekir. Hormonla zaman kaybetmemek lazım. Adrenalin sempatik aktiviteyle alakalı bir hormon olduğu için korku, panik, heyecan durumlarında salgılanır dedik tekrar. Evet, şimdi konuyla ilgili testimizi çözebiliriz. Resimde bir endokrin bez X ile gösterilmiş. Bu endokrin bez nedir? Timüs. Peki buna göre verilen bilgilerden hangileri doğru değildir? Sadece erkeklerde bulunur. Hayır, kadınlarda da bulunur. Yaşlandıkça aktivitesi artmaz, azalır. Bağışıklık sisteminde ama doğrudan rol alır. Ne ile? T lenfositleri geliştirerek. Doğru olmayanı sormuşuz. Aldosteron hormonu için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Sodyum geri emilimi. Klor geri emilimini sağlar. Potasyum geri emilimini azaltır. İfadeler doğru. Kaç tanesi kortizol tarafından gerçekleştirilebilir? Strese karşı direnç. Evet, uzun süreli stres, bağışıklığı baskılar, amino asitlerden glikoz sentezletir, kandaki glikoz seviyesini azaltmaz, arttırır. 3'e doğru diyorsan 4 yanlış olur. Kaç tanesini gerçekleştirdi? 3 tanesini hocam. Peki burada X organımız kim? Pankreas. Pankreas karma bir bez. 1 numaralı yapı, şimdi şu 1 numaralı yapıya bakıyorum. Onun işte mor yapılar ne yapmışlar? Kana bir şeyler salgılamışlar. Demek ki bu mor yapılar Langerhans adacıkları. Wilson kanalıyla bağlantılı değil. Çünkü Langerhans adacıklarından hormon salgılanır. Kanalla değil, kan ile bağlantılı. 2 numaralı yapı water kabarcığına açılan koledok kanalıdır. Bu biraz detay olmuş burası için ama 2 numaralı yapı pankreastaki Wilson kanalıdır. Ve 12 parmak bağırsağına açılıyor water kabarcığıyla. Hani koledok değil, Wilson kanalı, hata olan yer orası. Verilen görevlerden hangileri ACTH için doğrudur? Böbrek üstü bezin öz değil kabuk bölgesini uyarır. Hipofizin ön lobundan salgılanır ve kortizol üretimini sağlar dedim. Hangisi adrenalin molekülünün görevi değildir? Kan glikoz seviyesini arttırmak, kanın pıhtılaşma süresini uzatmaz, azaltır. Kan basıncını yükseltir, kalp atışını hızlandırır, bronşları genişletir, sempatik aktivite. Evet, bitirdik. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.